Hayalini kurduğumuz hakkaniyete, emeğe, liyakate, samimiyete ve kutlu bir davaya inanmış bir grup eğitimci olarak karşınızdayız. Kadimkent Urfa'mızda eleştiriye kapalı, yenilikten ve gelişimden beslenmeyen asıl ve en büyük güç olan kıymetli üyelerin sesine sağlık, gerçekliğine kör bir yönetimi kabul ve hak etmediğimiz için eğitim camiasının sorunlarına son derece uzak, yalnız kendi yönetimleri ve iktidarlarını koruma hevesli bir statükün varlığından rahatsızlık duyan üyelerimizin ortak iradesi ve beklentisiyle değişim ve yenilenme hareketi olarak yola çıktık. Bizler eğitimin kaynağından, öğretmenler odasından beslenen bir hareket olarak yola çıktık. Bizler herhangi bir grubu, bir oluşumu, bir bölgenin, bir ilçenin ve bir beldenin değil, Rahmetli Mehmet Akif İnan'ın memleketi Kadimkent Urfa'mızın 13 ilçesinin ortak yerdesiyiz. Ortak istatiyiz ve ortak ilçesiyiz. Adeta kalınlaşmış ve kalınlaşmış bir yapı oluşturarak üyelerinin dertleriyle hem hal olmayan Şanlıurfa'mızın en büyük sivil toplum kuruluşu olan sendikamızın büyük geldiği nokta ne yazıktır ki işgal acısıdır. Bu durum ve sorun sadece bizde değil, vicdan sahibi tüm üyelerimizin yüreğini yaralamaktadır. Ülkemizin İstanbul'dan sonra en fazla öğrenci nüfusuna sahip Kadimkent Urfa'mız eğitimde en büyük problemlerin olduğu ilk durumda düşmüş iken mevcut sendika yönetimimiz maalesef bunun farkında bile değil, değerli arkadaşlar. Şanlışehir'imizin Türk doğumlu kültürel ve sosyal mirasına rağmen ilimiz hala öğretmen açığı, derslik ihtiyacının bir sınıftaki öğrenci sayısının ücretli öğretmen sayısının en fazla olduğu ildir. Maalesef eğitimcilerimiz ve eğitim çalışanlarının en büyük problemleri yaşadığı, ev kuramadığı, okula ulaşımını sağlayamadığı, geçinemediği, haksız muameleye ve şiddete uğradığı zamanlarda bile yeterli bir destek, hukuki bir danışmanlık aramamış ve yalnızlığa terk edilmiştir. Ve medyaya yansıyan durumlarda ise sadece sembolik bir sanat medyası aşırıyla bir kanal mesajıyla samimiyet ve ciddiyetten uzak açıklamalara da getirmiştir. Güzel ülkenin dört bir yanında ailesinden ve sevdiklerinden uzak Kadimkent Urfa'mıza atanan genç öğretmen kardeşim. Birincisi Urfa'ya ayak bastığınız anda sizi karşılayacak, sırtınızı değebileceğiniz, güvenebileceğiniz mühim bir çatınız vardır. Ve bu çatı altında tebessümlü yüzler ve sağlam yüreklerden oluşan güçlü bir yönetim vardır. Güzel eğitim camiamız, aday öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen gibi sınıflandırmalarla kariyer basamağı değil, itibar kaybına uğratılmaktadır. Ağır ekonomik koşullarda bağışı, ek dersi, banka promosyonu, eğitimde hazırlık ödeneği, enflasyon karşısında eriyen ve göstermelik zamanlarla ve vergi dilimleriyle adaletsizliği bizlerin durumunu görmezden gelen sendika üyeleri arasında bile belki bir ayrımcılığın uygulandığı açıktır. Öğretmen odaları sahipsiz bırakmıştır. Sağlanamayan mali şeffaflık zamanla
sendika yönetimde olan güveni de ortadan kaldırmıştır. Üyelerin sosyal, ekonomik ve özlük hakları ile ilgili taleplerini genel merkeze iletmekten, takipçi olmaktan aciz bir yönetim artık hepimiz için değişim ve yenilenme ihtiyacı doğmuştur. Değerli ekip sen üyeleri ve muhterem kardeşlerimiz, üyeleriyle her ay bir kere istişare toplantısı yapıp zeminde neler yaşandığını raporlaştırıp genel merkezde edilmesi gereken düşünme yönetimleri, yılda bir kez yemekli ama tek mikrofon toplantılar yaparak acaba görevlerini yerine getirdiklerini ve vicdanlarını rahatlattıklarını mı sanıyorlar? Dert edinen için dert çok. Dert edinmezseniz hiç dert yok. Biz dert ediyoruz. Ceylanpınar'ın, Sulucu'nun, Akçakale'nin ve Harlan'ın sınıf boylarında birleştirilmiş sınıflarda fedakarca görev yapan Ayşe öğretmenimizin derdi. Harcadan eteklerinde unutulmuş Zeynep öğretmenimizin 55 kişilik sınıflarda ders vermeye çalışan Eyyubiye'deki Ali öğretmenimizin. Görev başında ezilen Mobik'e uyan Karaköprü'deki Ahmet öğretmenimizin dertini dert ediyor, sorunu sorunumuz gibi hissediyoruz ve yaşıyoruz. Ve size diyoruz ki biz lütuf atmaya değil, sizi dinlemeye almanı ediyoruz. Kıymetli eğitim lisesi üyeleri ve sayede eğitim çalışanları bu duygu ve düşüncelerle bir meslek boyu olan sendikamızın yönetimine talip olduğumuzu problemleri çözmek ve iletmekte, problemleri takipçisi olmakta, etkin ve hakkaniyetli bir anlayışa dayalı yönetim anlayışıyla siz değerli eğitimcilerin teveccühünü bekliyoruz. Seçim sürecinde karar verirken geçmişte sendikamızdan nefalanan bireysel menfaatlerini toplumsal beklenti ve menfaatleri tercih eden kişi, grup ve zümrelerin etkisinde kalmamanızı istirham ediyorum. Delegeleriniz için kullanacağınız her oy bizim için kıymetlidir. Ve sahada karşılaşılan problemlerin çözüm için göstereceğimiz çabada bize güç katacaktır. Takımımızca seçimimizin ilkeyi demokratik ve saygıya dayalı bir biçimde yürütülmesi için özen göstereceğimizi ifade ediyoruz. Eğitime ve sendika mücadeleye kendini adamış eğitim bir sen camiasına ve tüm öğretmenlerimize en kalbi sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah'ın selameti, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Katıldığınız için teşekkür ederim.